Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzda Kültür ve Miras ünitesindeki geçmişten bugüne çocuk oyunları konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız hemen başlıyorum. Sevgili çocuklar, bir önceki sosyal bilgiler videomuzda milli kültür ögelerinden bahsetmiştik. İşte bu milli kültür ögelerinden biri de çocuk oyunlarıdır. Çocuk oyunlarının geçmişi çok eskidir. İnsanlık tarihi kadar eskidir. Tarih boyunca çocuklar oyunlarını ya kendileri geliştirerek ya da büyüklerin oyunlarını değiştirerek oynamışlardır. Tarih boyunca bazı çocuk oyunları ortadan kalkmıştır. Yani geçmişte oynanmış ama günümüzde artık oynanmıyor. Bazı çocuk oyunları da değişmiştir. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Yani geçmişte oynandığı gibi artık oynanmıyor. Kuralları değişmiş olabilir, ismi değişmiş olabilir ya da başka bir takım özellikleri değişmiş olabilir. Bazı oyunların ortadan kalktığını söyledik, bazı oyunların da değiştiğini söyledik. Bazı oyunlar da aynen kalmıştır çocuklar. Yani eskiden, geçmişte nasıl oynanıyorsa günümüzde de aynı şekilde oynanıyor. Şimdi çocuk oyunlarından bazılarını daha yakından tanıyalım. Eminim bu oyunların içinde sizin de bildiğiniz, oynadığınız oyunlar vardır. Nereden mi biliyorum? Adı üstünde canım, çocuk oyunu. Siz çocuk değil misiniz? O halde Dalye ile başlayalım. Ben bu oyunun adını tahtaya yazdığım zaman bir öğrencim, "Öğretmenim, ağaçtan dal mı koparıp yiyeceğiz?" diye sormuştu. "Hayır," dedim, "evladım, öyle bir şey yok. Sadece oyunun adı Dalye. Ayrıca ben size böyle dal ye diye söylemiyorum ki. Dal ye. Sakın çocuklar siz de öyle bir şey yapmayın ha, aman." Peki bu oyun nasıl oynanıyor? Öncelikle bu oyunu oynamak için bir topa birkaç tane de avuç içi büyüklüğünde kiremit ya da taş parçasına ihtiyaç var. Ve oyun iki takım arasında oynanıyor. Şimdi öncelikle kiremit parçalarını burada gördüğünüz gibi üst üste diziyoruz. Daha sonra bir takım kiremit parçalarına topla atış yapıyor. Eğer kiremitlerden bir tanesini bile yıkarsa takım arkadaşlarıyla birlikte etrafa kaçışıyor. Diğer takımın, yani ebe olan takımın oyuncuları ise topla kendi aralarında paslaşarak kaçanları vurmaya çalışıyorlar. Bu sırada kaçan oyuncular bir yandan vurulmamaya dikkat ediyorlar, diğer yandan da kiremitleri tekrar üst üste dizmek için fırsat kolluyorlar. Vay size afacanlar vay. Bu oyunda topla vurulan oyundan çıkıyor çocuklar. Ama oyuncu üzerine gelen topu yakalayabilirse vurulmamış sayılır. Daha sonra tuttuğu topu rakiplerinin alamayacağı bir yere fırlatarak arkadaşlarına zaman kazandırabilir. Vurulmaktan kurtulup kaçabilen oyuncular kiremitlerin tamamını yeniden dizebilirlerse dalye yapmış olurlar ve oyun yeniden başlar. Atışı yapan takımın bütün oyuncuları taşların tamamını dizemeden vurulurlarsa oyunu kaybetmiş sayılır ve ebe olurlar. Bu durumda atış hakkı ne olur çocuklar? Tabii ki diğer takıma geçer. Dalye birçok oyun gibi çok eğlenceli bir oyundur. Zamanınız olduğunda oynamanızı tavsiye ederim çocuklar. Sıradaki oyunumuz saklambaç. Şimdi size saklambaç oyununu uzun uzun anlatacağım. Vallahi hiç öyle boşuna beklemeyin. Tabii ki de uzun uzun anlatmayacağım. Zaten hepinizin çok iyi bildiği bir oyun. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Saklambaç toplumumuzda yüzyıllardır Karaguni adıyla bilinen ve bugünkü şekliyle oynanan bir çocuk oyunudur. Hani az önce söylemiştik ya, bazı oyunlar geçmişten günümüze değişerek gelmiştir diye, işte saklambaç bu oyunlardan biri. Sıradaki oyunumuz aşık oyunu. Kaşık değil çocuklar, sanki biri kaşık der gibi geldi de. Hayır hayır, kaşık değil, aşık oyunu. Peki aşık ne demek biliyor musunuz? Koyun, keçi veya danaların ön dizlerinde bulunan bir eklem kemiğidir kaşık.
İşte burada çeşitli renklere boyanmış aşıklar görüyorsunuz. Peki bu kaşık oyunu nasıl oynanır? Bakın hala kaşık diyenler var. Çocuklar kaşık değil, aşık. Öncelikle oyuncular yere bir daire çizer ve dairenin içine de birer aşık dizerler. Bu oyun çocuklar iki ya da daha fazla oyuncuyla oynanabilir. Ve sonra her oyuncu elinde tuttuğu aşığını dairenin içine atarak buradaki aşıkları dışarı çıkarmaya çalışır. Çizgi dışına çıkan aşıklar çıkaran oyuncunun olur. Böylece oyun aşıkların tamamı daire dışına çıkarılıncaya kadar devam eder. Acaba bu oyun başka bir oyuna benziyor mu? Size başka bir oyunu hatırlattı mı? Peki bakalım o zaman hangi oyuna benziyormuş? Evet, resimde de gördüğünüz gibi misket oyunu çocuklar. Yani aşık oyunu da geçmişten günümüze değişerek gelmiştir. Aşıkların yerini zamanla mermerden veya demirden yapılan bilyeler almıştır. Günümüzde ise bu oyunda genellikle renkli cam misketler kullanılmaktadır. Laf aramızda, çocukken misket oynamayı ben de çok severdim. Hatta kocaman bir sepet dolusu misketim vardı. Şimdiki oyunumuz topaç çevirme. Topaçlar şimşir gibi sert ağaçlardan yapılır. Topacın sivri ucuna çakılan çiviye kabara denir. İşte burada görüyorsunuz. Topaç pamuk bir iple döndürülür. Bir ucu işaret parmağına bağlanan ipin diğer ucu topacın sivri ucundan gövdesine doğru sarılır ve topaç hızla yere fırlatılır. Burada gördüğünüz gibi sarılıyor çocuklar. Oyun çocukların topaçlarını aynı anda döndürmesiyle başlar. Topacı en fazla dönen çocuk oyunu kazanmış sayılır. Günümüzde çocuklar topaç oyununu teknolojik ürünler olan çekmeli topaçlarla oynuyorlar. Burada resmini görüyorsunuz. Peki sizler hiç topaç çevirdiniz mi? Peki bundan mı çevirdiniz yoksa bundan mı? Yorumlara yazabilirsiniz. Bu anlattığımız oyunların büyük bir kısmını, hatta tamamını aile büyükleriniz bilir çocuklar. Onlarla da konuşabilirsiniz. Muhtemelen onlar da zaten bu oyunları oynamışlardır. Şimdi size çocuk oyunlarıyla ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Lütfen beni dikkatli bir şekilde takip edin, olur mu? Aferin size. Eskiden ülkemizdeki çocuk oyunları genellikle evin dışında, bahçede, sokakta veya boş bir alanda oynanırdı. Bu oyunlar grupça oynanırdı. Günümüzde ise grup oyunları azalırken tek başına oynanan oyunlar artmış ve çocuklar maalesef sadece evlerde oyun oynar hale gelmiştir. Çocuklar artık zamanlarının büyük kısmını bilgisayar, tablet ve televizyon başında geçirmektedir. Bu sebeple özellikle büyük şehirlerde geleneksel oyunlar kaybolma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu değişimin başlıca nedenleri teknolojinin gelişmesi ve hızlı kentleşmedir. Boş alanların ve bahçeli evlerin azalması nedeniyle çocukların arkadaşlarıyla yüz yüze iletişim kurabilme imkanı azalmaktadır. Bunları söyledik ama tabii ki bu değişimin asıl sebebi sizler değilsiniz, bizleriz. Yani yetişkinler. Çünkü sizlere oyun oynayacağınız doğru dürüst boş alan bırakmadık. Teknoloji sadece çocuk oyunlarını değil, oyuncakları da değiştirmiştir. Çoğu el yapımı oyuncağın yerini günümüzde fabrikalarda üretilen uzaktan kumandalı arabalar, yapbozlar, plastik bebekler, robotlar ve bilgisayar oyunları almıştır. Bakın burada eskiden oynanan el yapımı oyuncaklar görüyorsunuz. Bunların birçoğu tahtadan yapılırdı. Günümüzde ise işte böyle robotlar, bebekler ve uzaktan kumandalı arabalar var. Bunların zaten birçoğunu sizler de biliyorsunuz. Evet sevgili çocuklar, böylece videomuzun sonuna geldik. Umarım hem eğlenmişsinizdir hem de öğrenmişsinizdir. Ve umarım videonun size faydası olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tekrar çalışması yapmayı da unutmayın. Hoşça kalın.